dün gece başımıza gelen olayda sahilimizde araç trafiğinin yasak olmasına rağmen yuvamızın üzerinden geçildi. Yuvadaki yumurtalar tamamen dışarıya fırladı. Jandarma olaya hemen 5 dakikada müdahale etse de bir tane yuvanın üzerinden tamamen siyah bir jip geçti. Videosunu çektik ama tabii ki kamera kayıtlarımız da var. Yuvalar tamamen araç geçişinden dolayı telef oluyorlar, ölüyorlar yavrularımız. Ve şimdi tam dönemleri. Toplumumuzun biraz daha bu konuda duyarlı olmasını ve en önemlisi off-road, bilinçsiz off-road kullanıcılarının biraz daha dikkatli olması ve sahil bölgelerine giriş yapmamalarını rica ediyoruz. Şu anda otellerle işbirliği halindeyiz. Sürekli videolar geliyor ve plakası görülen tüm araçlar kesinlikle ihbar edilip gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Ama dün gece bu yuvanın sonunu getiren araç siyah bir jip ve kendisiyle ilgili de gerekli işlemler yapılacaktır. Duyarlı toplumumuz kesinlikle çok fazla destek veriyor. Havanın sıcaklığını aldırmadan sahillerde karettalar için nöbet tutuyoruz. Dün gece başımıza gelen elem verici olaydan sonra daha da sık önlemler var. Geçen sene 62 bin juvenil karetta bireyini denizlere asıl evlerine gönderdik. Bu sene daha ve fazla olacağına inanıyoruz. Çünkü değerli ve duyarlı otelcilerimiz her karette gördüklerinde yuvalama sahalarını özenle koruyorlar ve işbirliği çağrımıza tam olarak net cevap verdiler. Biz de buradayız, karettalar için varız dediler. Gönüllülerimiz, turizm işletmelerimiz sahil bandındaki ve araç girişinin engellendiği Manavgat sahilleri 65 kilometrelik sahada çok başarılı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet, aşırı sıcak şu anda ama durmak yok, yola devam. Herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Dekafok olarak Karetta Kurtarma Merkezimiz en yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak ve hepinizi buraya bilgilendirme taleplerinize cevap vermek için bekliyoruz. Bugün gördüğünüz gibi hava sıcaklığı 40 dereceyi buluyor ve bizim karetta nöbetimiz devam ediyor. Çok fazla katılımcımız, çok fazla gönüllümüz var. Toplumdan aldığımız çok ciddi bir destek var. Kurumlarımız, sayın belediyemiz ve kaymakamlığımız hiç durmadan destek veriyor. Sahil bandındaki tüm otellerimiz işbirliği çağrısı yaptık ve bize olumlu cevap verdiler. 65 kilometrelik Manavgat sahillerinde 2020 sezonunda 62 bin juvenil karettayı kurtardık. Bu yıl 80 bini geçeceğini umuyoruz. Çünkü otelcilerimiz aşırı duyarlı ve koruma altına aldılar. Bu yıl sahillerimize araç geçişinin de hemen hemen hiç olmadığı, sadece dün gece elem verici bir durum gerçekleşti. Onun haricinde hiç vukuatı olmadı. Her şey yolunda gidiyor. Ama yine de biz nöbetlerimizden vazgeçmeyeceğiz. Sahillerimizi temizlemeye, 40 derecede olsa, soğuk da olsa, kar da yağsa karettalarımız için devam edeceğiz. Ve toplumumuzun herkesi buraya bekliyoruz. Gelin bilgilendirme taleplerinize cevap verelim. Siz de bir gün gönüllü olun ve bir karettayı siz de asıl evleri olan denizlere gönderme şansı elinizde olsun. 10 Temmuz ilk startımız. 10 Temmuz'dan itibaren juvenil bireylerimiz gerçek evleri olan denizlere gidecek ve sizleri bekliyoruz efendim.